ne yapacağız Mehmet? Ne mi yapacağız? Evleneceğiz tabii. Her şeyi. Bütün ıvır zıvır bahaneleri bir yana bırakıp evleneceğiz. Yapılacak tek şey bu. Ama Mehmet... Hayat şartları mı? Zorluk mu? Evet, hepsi olacak. Olacak. Ama başaracağız. Sen. Burada önemli olan senin düşüncen Aslı. Bunu daha önce de konuştuk ama yani... Yağdan baldan çıkıp da bu müşküle düşecek olan sensin. Senin kararın önemli. Mehmet, ben geçtim oraları. Ama yine de içim rahat değil Aslı. Benim etim belli, budum belli. Maaşım ne kadar biliyorsun değil mi? 413 milyon. Tamı tamına 413 milyon 580 bin lira. Sizin evin bir odasının kirası yani. Tam bir Türk filmi yaptın bu meseleyi Mehmet. Tam Yeşilçam. Ben ne yapayım? Bitmiyor o film işte. Bu memlekette bu film hiç bitmiyor. Ben bunları geçtim Mehmet. Gerçekten. Seninle olduktan sonra... Bunlar değil ama... Ama? Annem. Onu tanıyorum Mehmet. Annem büyük sorun olacak. Ömrünü bitirir ama... Görürsün bu meseleyi bitirmez. O konuda sana şunu yap ya da bunu yap diyemem. O ana. Sen de onun kızısın. Ne yapacaksan sen yapacaksın. Yapacağım. Ama çok zor olacak. Ay Necla. Şunu kapatayım kız, bakıver ha. Aman yaptırma şunu bana. Bakarsın bakarsın. Neyse halim. Çıksın falim. Ay geçen gün Nezahat'la çarşıya gittik. Bir mobilyalar var. Aa, bizi de özendirip durma Gülten Allah'ını seversen. Bu yaştan sonra adamla kavga edemem doğrusu. Aa, ne varmış kız kavga edecek? E sen rahatsın güzelim. Allah rahmet eylesin. Adamı yolladın öbür tarafa. Koca servet kucağında kaldın öyle. Vallahi keyfin beyde yok yani. Alırsın, satarsın. Ama bizim öyle mi ya? Aman tamam tamam. Siz de. Üf. Geldi bizim kız. Kız. Bu benim kızda vallahi kafa yok. Ayol ben bunun yaşında olsam. Altını üstüne getiririm alim Allah. Pısırık anam pısırık. Niye be? Bir tanedir Aslı. Nesi varmış? Şekerim dedim ki. Yavrum herkes Layla'ya Reyna'ya. Ondan geçtim. Sen Hayye Konya'ya bile takılmıyorsun dedim. Pek pısırık pek. Üstüme iyilik sağlık. Bulduğunda bulunuyorsun. Melek gibi kız. Öyle tabii öyle. Merhaba anne. Mutfakta mıydın? Yok be, kızlarla oturuyorduk. Hadi kalkalım. Aa, niye kalkıyorsunuz ayol? Geç oldu. Müsaadenizle. Aslı hoşça kal kızım. Güle güle. Hoşça kal Gülten Hanım. Yine gelin bak, patlıyorum tamam. Sıkıntıdan. Yine beklerim. Aa, kadın fincana bakmadan gitti ayol. Aslı, sen bakıver hadi. Aman iyi, ben de kendim bakarım. Evet. Anne. Anne konuşmamız lazım. Anlat. Anne şey, istemeye gelecekler beni. Ne? İstemeye gelecekler anne. Kim kız ha? Anne, önce tanışsan. Olur mu hiç öyle şey? Kimin nesi? Nedir? Bilmek lazım. Anne lütfen. Önce gör konuş. Anla onu. Sonra nasılsa değerlendireceksin. Bana bak. Dua et ben açık fikirliyim. Tamam tamam öyle olsun. Gelsinler bakalım. Ay kim bilir böylesi daha gizemli olur. Daha romantik. Emin misin oğlum? Evet anne, eminim. Senin çiğliğini hiç görmedim oğlum. Hoppalığını, züppeliğini. Doğru bir karar verdiğine eminim. Ama anlattığın kadarıyla zor olabilir bu mesele. Yapacak bir şey yok anacığım. Hangi devirde yaşıyoruz? İki konuşur susar sonra.
Anayasada bir yere kadar değil mi? Allah bahtınızı açık etsin evladım. Ne yapalım? Biz de gider dayanırız kapısına. Geldiler anne, geldiler. Ben araba gürültüsü duymadım hiç. Arabaları yok anne. Yok mu? Hoş geldiniz, hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk evladım, hayırlı akşamlar. Hoş geldin. Hayırlı akşamlar efendim. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Gülten Hanım, sağ olun, var olun. Bize hüsnü kabul gösterdiniz. Ziyaret sebebini söyleyelim de gerisi gelir. Malum, siz de ben de bunlara hem ana hem baba olmuşuz. Akraba talukat yok. İş başa düştü. Biz de vazifedir diye yola düştük işte. Ya. Neyse, evvela bir kahve içilsin de konuşulur nasılsa. Nereden çıktı kız bu Hacı Ana ha? Mehmet'in annesi işte anne. Bana bak. Getire getire iki çulsuz mu getirdin başıma dünürcü diye ha? Anne lütfen. Sakladığın kadar varmış aslında. Halt ettin. Halt. Rezil ettin beni. Anne. Çok özenme kahveye. Çünkü bu iş olmaz. Anladın mı? Olmaz. Gülten Hanımcığım, sebebi ziyaretimiz malum. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... Oğlunu size malumat verdi mi bilmem. Ama bizimki tenezzül edip annesine anlatmadı hiçbir şey. Ben de yeni müşerref oluyorum sizlerle. Ne iş yapar oğlunuz? Güvenlik. Güvenlik görevlisiyim. İşte. Başka söze hacet var mı? Kusura bakmayın ama hiçbir şey anlamadım. Bu iş olmaz hanım. Davul bile dengi dengine derler. O kadar da değil. Anne. Ben söyleyeceğimi söyledim. Ama Gülten Hanım. Siz sabaha kadar konuşabilirsiniz. Ama burası benim evim. Ve bu görüşme bitmiştir. Aptallık ediyorsun bunu bil. Olabilir anne ama kararlıyım. Bu eve dünürcü diye sedyede bir ölü getirseydin... ...bir sakat, ne bileyim hatta baban yaşında birini getirseydin kabul edebilirdim. Ama sen getire getire çulsuz, sarsak bir oğlandan bunak anasını getirdin. Hacıya kokuyordu kadın be. Salak mısın sen? Anne yeter artık. Hayatını mahvedeceksin. Ne halin varsa gör, ne alt edersen et. Ama bu evden çıkarsan dönüşün yok. Merak etme. Dönmeyeceğim. Gidiyorsun ha? Defol öyleyse. Defol!
Ah şekerim. Aman iyidir iyi. Ayol gelsenize iki el atalım. Ay sıkıntıdan patladım vallahi. Üzülmeyin olur mu yavrularım? Niye üzülelim ki anne? Düğün dernek yapamadık, kaçaklar gibi evlendik diye dert etmeyin. Paraya pula, eşyaya mala esef etmeyin. Bu dünya böyle. Esas olan muhabbettir, muhabbet. Yeter ki Allah uzak olmasın insana. Para da döner dolanır gelir, mal da mülk de. Hakkınızı helal edin yavrum. Gidip de gelmemek, gelip de bulmamak var. Anne böyle konuşma. Ankara dediğin ne kadar yol ki şunun şurasında. Sık sık geliriz inşallah. İnşallah yavrum, inşallah. Hadi. Ha. Aslı ne yaptı annen kızım? Arayıp sormadı mı? Hayır Nesibe Hanım. Aramaz da. Tanırım onu. Hayırlısı bakalım. Avukat bey, fazla evhamlanmıyor musunuz acaba? Sanmıyorum Gülten Hanım. Yani servetinizin getirisi size rahat rahat yeter. Yeter ama bu ölçekte fazla dayanamazsınız. Aman canım, ne harcamışım ki şunun şurasında? Onu bilemem. Ama artık ana para da hızla eksiliyor. Sizi uyarmak istedim. Tamam tamam, bakarız çaresine. Neyse, müsaadenizle. Tabii. Merak etmeyin, ben durumu toparlarım. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Serap, nasılsın canım? Aman ne olsun işte can sıkıntısı. Akşama yer ayırsana çıkalım biraz. Ha olur olur. Benden canım benden. Alo. Ha. Geliyorum geliyorum. Ne mi yaptın? Yok kardeşim kaçınılmaz. Kadın topu dikecek ama farkında değil. Ya inanamıyorum. Adamın o koca servetini fare olsa kemiremezdi be. Yuh ya. Şaştım kaldım. Ne var? Gülten Hanım, rahatsız ettim ama... Doğru hani? Bakın, akrabayız biz. Tatsızlık oldu, olur da. Ama unutalım. Yüz yüze bakalım isterim ben. Ne diyorsun sen ya? Bizde adettir. Oğlan tarafı dünürüne bohça yapar. Ben de karınca kararınca, hani size layık değil ama... Deli misin sen kadın? Buraya hakaret işitmeye gelmedim. Çocuklar yuvadan uçtu bile. Onlar da kendi istikballerini kuracaklar işte. İstedim ki biz de... Defol git be! Deli misin nesin? Ne akrabasın, ne muhabbeti? Hadi ne bil? Gülten Hanım... Ben kızımı bile çizmişim. Seninle ne bağım olabilir ki? Hadi!
Necmi Bey, benim Gülten. Zarfı, yazıyı aldım da. Ne demek maalesef? Ama iflas mı? Ama siz avukat değil misiniz Allah aşkına? Ne? Ama Necla, ne yapacağım ben? Ev bile Necla. Yarı boşaltmam gerekiyormuş. Ne yaparım ben Necla? Bak, hani biz arkadaşız. Yardım et bana. Alo? Alo? Necla? Alo? Hastanın işi yok burada. Psikiyatri. Hı hı. Sorun burada. Sevk edelim. Olur mu? Peki efendim. Ay vallahi üzülüyorum senin şu haline. Mahallede deş vicdan kalmadı ki anam. Yıktılar seni benim üzerime. Neyse. Yiyecek var bunda. Şu ekmeği kemirme artık. Şunda da giyecek bir şeyler var. Temiz en azından canım. Bir kadıncağız vefat etmiş. Yakınları sadaka niyetine dağıtmışlar işte. Giyersin, tamam? Hadi bakalım, bir şey olursa haber ver bana. Buraya hakaret işitmeye gelmedim.
Çocuklar yuvadan uçtu bile. Onlar da kendi istikballerini kuracaklar işte. İstedim ki biz de... Defol git be! Deli misin nesin? Ne akrabası? Ne muhabbeti? Adine Bey! Gülten Hanım! Ben kızıma bile çizmişim. Seninle ne bağım olabilir ki? Hadi! Bir gün asla dönüp bakmayacağınız birinin bir parça ekmeğine ya da lime lime olmuş eski giysilerine bile ihtiyaç duyabilirsiniz. İnsanlarla aranızı ördüğünüz duvarın her taşı aslında kalbinizin üstüne yüklediğiniz bir ağırlıktır. Kalp gözünüz açık olsun.